Bugün 9 Eylül 2024 eğitim öğretim yılının zili çaldı ama maalesef bu zil narinsiz çaldı. Çocuklar ölmesin, narinler yaşasın diye başlamak istiyorum basın açıklamasına. 2024-2025 eğitim öğretim yılı Türkiye'de eğitim sisteminin karşı karşıya kaldığı derin sorunların gölgesinde başlamaktadır. Ekonomik krizin ağırlaşarak sürmesi nedeniyle eğitim masraflarının artması, ÇEDES ve benzeri projeler üzerinden eğitimi dinselleştirilmesi çabaları, laikliğe ve bilime aykırı müfredat değişiklikleri, öğrencileri meslek eğitim merkezlerine yönlendirme girişimleri, öğretmenlik mesleği kanunu tartışmaları, çok sayıda bölge taşımalı eğitime son vermesi gibi konular bu eğitim yılının temel tartışma başlıkları arasında yer almaktadır. Okulların fiziki altyapı ve donanım eksikliklerinin giderilmemesi, kalabalık sınıflar, ikili öğretim, taşımalı eğitim, çocuk ve gençlerin dini cemaat ve vakıfların kreşlerine ve yurtlarına yönlendirilmesi, çocuklara yönelik taciz ve istismar vakalarını geçtiğimiz eğitim öğretim yılında da devam etmiştir. Öğretmen açıkları sorun olmayı sürdürmekte, mülakata ve arşiv araştırmasına dayalı sözleşmeli öğretmenlik ve ücretli öğretmenlik uygulaması eğitim emekçileri arasındaki eşitsizliği ve adaletsizliği derinleştirmektedir. Eğitim sisteminde farklı kimlik ve kültürler üzerinde yaşanan ayrımcılıklar da eğitimde önemli bir eşitsizlik kaynağı olmayı sürdürmektedir. Türkiye'de eğitim sistemi bölgesel farklılıklar nedeniyle derin eşitsizliklere karşı karşıyadır. Eğitimde cinsiyet eşitsizliği, eğitimde en yaygın biçimde karşılaşılan adaletsizliklerden biridir. Kız çocukları özellikle kırsal ve muhafazakar bölgelerde eğitimden mahrum bırakılmakta veya çocuk yaşta zorla evlendirilerek eğitimlerini yarıda bırakmak durumunda kalmaktadır. Dezavantajlı gruplar arasında kız çocukları, mülteci çocuklar ve engelli çocuklar yer almakta, bu çocuklar da eğitim hakkından büyük oranda mahrum kalmaktadır. Eğitim, herkese eşit koşullarda sunulması gereken temel bir insan hakkı, aynı zamanda devredilemez, vazgeçilemez, kamusal bir haktır. Eğitim hakkına erişimin önündeki bütün engeller kaldırılmalıdır. Eğitim hakkı her çocuğun temel bir anayasal hakkıdır ve bu hakkın ihlal edilmemesi için devletin acil adımlar atması gerekmektedir. Bugün için öncelikle tüm öğrencilerin eşit şartlarda ve ücretsiz olarak nitelikli eğitime erişim hakkının korunması için gerekli önlemler alınmalıdır. Okul ve kırtasiye masrafları devlet tarafından karşılanmalıdır. Dar gelirli ailelerin eğitim masraflarını karşılayabilmesi için devlet desteği sağlanmalıdır. Bütün eğitim kademelerinde öğrencilere bir öğün ücretsiz yemek ve temiz su hizmeti sunulmalıdır. Eğitim bütçesi acilen artırılmalıdır. Eğitim bütçesi başlangıç olarak en az 2 kat artırılarak okullara daha fazla kaynak aktarılmalıdır. Her okulun ihtiyaçları için bütçeden yeterli ödenek ayrılmalı, velilerden çeşitli adlar altında bağış toplanması tamamen yasaklanılmalıdır. Eğitimde kamu hizmeti anlayışının güçlendirilmeli ve kamusal eğitim politikaları benimsenmelidir. Eğitimin ticari bir faaliyet değil, toplumsal bir hak olduğu anlayışı benimsenmelidir. Eğitim hakkının önündeki bütün fiziki ve yasal engeller kaldırılmalıdır. Okullarda verilen eğitimin içerik bakımından dini değil, bilimsel esaslara dayalı olması, eğitimin gerçek anlamda laik ve demokratik bir yapıda örgütlenmesi için tüm emek ve demokrasi güçleriyle birlikte mücadele ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz.